Hayatta tekrar eden konularımıza ve sorunlarımıza baktığımızda orayla ilgili bir takım negatif inançlarımızın buna yol açabileceğini konuşmuştuk. O yüzden kadınlarla ilgili yapılan 10 tane genellemeyi ve negatif inancı konuştuk. Şimdi erkeklerle ilgili yapılan genellemeleri ve 10 tane negatif inancı konuşacağız. Hazır mısınız? 1- Erkek dediğin evin işine karışmaz. Ne demek yani bu? O evde erkek yaşamıyor mu? Niye karışmasın? Yani bazı işler işte kadınların tekelinde olmasın diyoruz da erkek bir mobilyanın rengine karar verdiğinde ya da ne bileyim yemek takımını seçmeye giderken o da gelmek istediğinde niye orayı farklı görüyoruz, dışlıyoruz yani? Sonuçta bir ortak yaşam alanı bu. Yani bu genellemenin bence bize bir faydası yok. 2. Erkekler kadınları anlayamaz. Yani bu erkeklerin anlama kapasitesini düşük gördüğümüz, onu aşağıya çektiğimiz bir negatif inanç. Niye anlayamasın? Dinler, soru sorar, merak ederse, geçinmeye gönlünü ortaya koyarsa, mail ederse anlar. Biz de eğer duvar örmezsek, küsmezsek, trip atmazsak anlar. 3. erkek dediğin kıskanır. Allah Allah. Şimdi bu mesela sadece erkeklerde de yok kadınlarda da var. Kadınların da sevgideki ölçütlerinden biri haline gelmiş. Niye nasıl oluyor yani? Kıskançlık ne zamandan beri erkekliğin ölçütü olmuş durumda? Ee, bence kendiyle ilgili bir e, konusu sorunu olan ya da geçmiş yaşantılarından öğrenmişlikleriyle ilerleyenler kıskanır. Yani bir konu yaşamışsındır geçmişinde oradan devam ediyorsundur aynı yolda. Yoksa özgüveni olan e, ilişkide o güveni inşa etmiş bir birey diğerini niye kıskansın, değil mi? Sevgiyle kıskançlığı niye yan yana e, koşturuyoruz? 4 erkeklere güvenilmez bazı erkeklere güvenilmez olabilir bu ya da bazı insanlara daha doğrusu o. Bazı insanlara güvenilmez. Yani güvenle ilgili, güven kaybı ile ilgili kim bir konu yaşamadı ki hayatta? Ee, sadece bir cinse atfetmek doğru değil. Sonuçta e, tutarsızlığı olana, e, gizleyene, saklayana, gizli gündemleri olana, başka işler çevirenlere güvenmeyiz yani. Bunun erkeklikle bir ilgisi yok. 5. Erkekler ağlamaz, bunu da çok sıklıkla söylüyoruz. Yani ya da erkekler duygusal değildir, olmamalıdır filan. Niye olmasın? Kendini ortaya koysun, duygusunu ortaya koysun. Yani bu erkeklikle bunu birleştirmek de onun omzunda yük oluyor. Özellikle bizim ülkemizde çok daha dışlanan bir durum olmuş oluyor. Yani. Bence duygusunu ortaya koyarsa, kırılganlığını ortaya koyarsa, gözleri dolar, ağlarsa daha az depresyona girer, daha az e, bağımlı olur başka şeylere. O yüzden e, insan olmanın yine gerekliliklerini yerine getirelim, doğal olalım yani. 6. Erkek dediği sert olur. Nasıl sert? Ne demek yani bu? Yani... Niye bu kadar güzel şairimiz var diye düşündüm Manisa bunu yazarken. Değil mi? Edip Canseverler, Cemal Süreyya'lar. Yani sert miydi yani bunlar? Sert ne demek yani? Hani kodun mu oturtsun mu yani? Öyle mi olsun? Ee, bence ondan sonra da diyoruz ki şiddet var. Şiddet artıyor. Yani dediğim gibi yani cümlelerimize, niyetlerimize dikkat etmemiz lazım. Sertlikten kastımız sınır koymaksa e, hayatta diğerlerine karşı e, bunu bütün cinsler için söyleyebiliriz değil mi? Yani yoksa eğilmeyen, bükülmeyen, toleransı düşük, e, özür dilemeyi bilmeyen, esnek olmayan, karşısındaki insanla e, uyumlanamayan e, erkeği ne yapacağız ki değil mi? Yani kim ne yapacak? Siz böyle birini nasıl geçineceksiniz, nasıl anlaşacaksınız, e, iş hayatında da özel yaşamınızda nasıl iletişiminiz devam ettireceksiniz. 7. Erkekler e, ev hayatında ya da evlilikte kadının yaptığı her işi yapmalıdır. Şimdi e, özellikle eğitimli kadınlar bana e, çok kızacaklar diye tahmin ediyorum. Birkaç yerde söylediğimde tepki aldım. Olsun söyleyeceğim. Eee... Buradaki ihtiyacı görüyorum bu arada. Çünkü ben de öyle sen de öyle işte okuduk işte çalışıyoruz çocuğumuz var eve koşuyoruz her yere koşuyoruz o da yapsın istiyoruz sorumlulukları yerine getirmesin paylaşmayalım demiyorum ama her işi de yapsın demeye yani sürekli mutfakta sürekli çocuğun altını değiştiren yani sürekli her şeye kabul gösteren bir erkeğe aşık kalmıyoruz orta uzun vadede bunu biliyorum yani bunu danışanlarımdan da yaşadıkları sorunların ana kaynağındaki bu rol karışmasından da biliyorum. 8- Erkekler aldatır. Şimdi bu aldatmayı ilişkideki olası üçüncü kişi gibi aslında sadece görmemek, yorumlamamak lazım. Sonuçta aldatmayan erkek vardır, tanırım, bilirim. Ben bu ilişkide kalmak istemiyorum. Gönlüm başkası için çarpıyor ya da başka biriyle olmak istiyorum ya da artık tek başıma yoluma devam etmek istiyorum deyip cesaretle bunu ifade eden erkekler var. Dolayısıyla hani konu aldatma olunca yani hep aldatma böyle dediğim gibi üçüncü kişi gibi algılanıyor, ilişki çerçevesinden bakılıyor. Her hayatta aldatmışızdır yani. Sen de aldatmışsındır, ben de aldatmışımdır birilerini ve aldanmışızdır. O yüzden konuya böyle o cinsiyetten yine uzak bakmakta ya da klasik, klişe anlamından uzak bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Erkekler incelikten anlamaz, erkekler kabadır. Yani çok zarif, Nezaketi doğal olarak üzerinde taşıyan anlayışı, kavrayışı yüksek adamlar gördüm, tanıdım. O yüzden yine onları limitilemeyelim. 10. Erkekler seksten başka bir şey düşünmez. Şimdi bu da bir negatif inanç, kadınları daha böyle korunaklı yapıyor herhalde buradaki negatif inançta. Yoksa insan niye böyle bir inanç geliştirsin hayatında? Erkekler cinselliği daha özgür yaşıyorlar. Bu her toplumda bu böyle. Daha çok net ortaya kendilerini koyuyorlar. Kadınlarınki daha saklı, daha gizli cinsel yaşamları. O yüzden erkeğe atfedilmiş durumda. Bir de bunu böyle gerçekten böyle aşağılamış oluyoruz erkeği. Yani tek tipleştirmiş oluyoruz. Haksızlık etmiş oluruz bunu söylemiş olursak.